Sevgili gençler, merhaba. TYT Tarih'te konularımıza yönelik soru çözümüyle bugün beraberiz. Evet, gelsin sorularımız. Osmanlı İmparatorluğunda devletin haksız kazançla zengin olmuş, görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi anlamına gelen müsaadere, onlardan beri Türk devlet geleneğinde uygulanan bir sistemdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında sadece zimmetine mal geçirenlere ve isyancılara uygulanırken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bir gelenek haline gelmiştir. Osmanlı tarihinde müsaade uygulamaları ile gibi durumlardan hangilerinin hedeflendiği savunulabilir? Evet gördüğünüz gibi Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'na ait bir sorumuz var. Bakalım 1. Merkezi otoritenin güçlendirilmek istenmesi, müsaadere uygulaması ile hedeflendiği savunulabilir mi? Evet. Niçin yapılıyor? Topraklara el konmasının sebebi bir anlamda da kendi merkezi otoritelerini güçlendirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. İkiye bakalım. Aristokratik bir sınıf oluşturmak düşüncesi. Biliyorsunuz Osmanlılar'da herhangi bir sınıfsal ayrım ya da tabakalaşma söz konusu değildi. O yüzden aristokratik bir sınıf oluşturmak düşüncesine ulaşabilir miyiz ya da savunabilir miyiz? Savunamayız arkadaşlar. 3'e bakalım. Bürokratların varislerine miras bırakabilmesinin sağlanması. Evet bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü zaten toprak parçasını kendilerine verilmediği için miras bırakmanın sağlanması da burada düşünce olarak karşımıza çıkamaz. Bakalım hazineye gelir sağlama arzusu dördüncü öncülümüzde. Evet devlet bu topraklara el koymakla beraber aynı zamanda ne yapmıştır? Hazineye gelir sağlamayı da beraberinde getirmiştir. Beşe baktığımızda ise Osmanlı hanedanına rakip olabilecek güçlerin engellenmesi. Evet Osmanlı devleti müsaade uygulaması ile toprakları kendi kontrolüne alınca diğer e, herhangi bir aileye, geçmesinde önüne geçmiş olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğindeki 1, 4 ve 5. Evet doğru cevabımız D seçeneği. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'na ait ikinci sorumuzu çözüyoruz. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat'ın ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışını benimsenmesi, İkinci öncülümüz, ikinci Mehmet'in kanunnamesinde kardeş katlini yasallaştırması. Üçüncü öncülümüz, birinci Ahmet'in ekber ve erşet sistemini getirmesi. Dikkate alındığında padişahların bu uygulamaları ile ortak amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir. Soru kökümüze dikkat ettiyseniz ortak amaç soruluyor. Evet hepsi de gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nde yönetim anlayışı ile ilgili, ilgili getirilen kanunlar, kurallardır. Bakalım A seçeneği der ki eski Türk geleneklerini devam ettirmek istedikleri. Ee, bakalım birinci Murat'ın ülke hükümdar ve oğullarındır anlayışını benimsemesiyle savunulabiliri arıyoruz bu arada. A seçeneğini savunamıyoruz çünkü ülke e, hükümdar ve ailesinindir ifadesi Birinci Murat döneminde ülke hükümdar ve oğullarındır anlayışı olarak değiştirildiği için eski Türk geleneklerini devam ettirmek istediklerine ulaşamayız arkadaşlar. B'ye bakıyoruz, şehzadelerin sancak çıkma solunu değiştirdikleri verilen kurallar çerçevesinde böyle bir ifadeye denk geldik mi? Gelmedik, savunamayız. C'ye bakalım, devletin bütünlüğü ve devamlılığını sağlamak istedikleri. Şimdi soru kökümüzde neydi arkadaşlar? Ortak amaç. Üç tane verilen kurala da baktığınızda, evet devletin bütünlüğü ve devamlılığını sağlamak istedikleri açıkça gözükmektedir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Diğerlerine bakalım. En güçlü şehzadenin tahta çıkmasını sağladıkları. Evet 1. Ahmet zamanında Ekber ve Erşet sistemiyle bu kural getirilmiş ama ortak amaç sorulduğu için üçünü de kapsamamaktadır. O yüzden almadık. E'ye bakalım. Padişahların egemenlik haklarını kısıtladıkları. Padişahlar burada bir takım yasalar koymuşlar. Kurallar koymuşlar ama kendi egemenlik haklarını kısıtladıkları için değil, devletin bütünlüğü ve devamının sağlanması içindir. O yüzden doğru cevabımız G seçeneği. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'ndan bir sorumuz var arkadaşlar. Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun'un yapısı, görevlileri ve çalışma usulleriyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Divan-ı Hümayun ile ilgili bu değişikliklerin, gibi durumların hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir? Birinci öncülümüz ülke sınırlarının genişlemesi. 2. Fethedilen yerlerdeki uygulamalardan etkilenilmesi. 3. Devletin düzenli işleyişinin sağlanmak istenmesi. Evet divan hakkında kısaca bir hatırlatma yapalım. Divanı Hümayun biliyorsunuz ilk divan ilk Hazreti Ömer zamanında kurulmuştur biliyorsunuz. İslam devletleri de kullanmıştır. Hatta Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra da Kullanmışlar ee, ve Osmanlı da kendisinden önceki Büyük Selçuklar ve Türkiye Selçukları'nı getirmiş olduğu gibi divanı aynen alıp kullanmıştır. Kimin zamanında? Orhan Bey. Orhan Bey zamanında kullanılan bu divanın aynı zamanda devlet teşkilatlanmasında da e, bir adım atıldığının göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi sorumuza dönecek olursak yapılan bu değişiklikler e, gibi durumlardan hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir dedik. Evet, Divan-ı Hümayun'un ülke sınırlarının genişlemesiyle yapılan düzenlemeler arasında ilişki var mıdır? Evet arkadaşlar, sınırlar genişleyince hem görevlileri hem yapısı hem de çalışma usulleri ne yapmıştır bildiğiniz gibi değişikliğe uğramıştır. Peki, ikiye baktığımızda fethedilen yerlerdeki uygulamalardan etkilenilmesi. Evet, fethedilen yerlerdeki uygulamalardan etkilenilmiştir ama Divan'la ilgili burada bu ifadeden bunu çıkartamayız. Divan zaten merkez teşkilatı olarak kurulup ve devam edecektir. Farklı uygulamalardır. O yüzden ikinci öncülümüzü savunamayız. Üçe bakalım. Devletin düzenli işleyişinin sağlanmak istenmesi. Evet, divan hümayunun yapısının, görevlilerinin ve çalışma usullerinin sınırların genişlemesiyle beraber yeni durumlara ayak uydurulup Merkez Teşkilatı'nın gücünü göstermesi açısından görevini yapması aynı zamanda devletin düzenli işleyişini sağlanmak istenmesinden de kaynaklanmaktadır. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı C seçeneğidir. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çift tane sistemi ile ilgili bir sorumuz var. Klasik çağda Osmanlı toplum düzenine ait bir konumuz bu. Çiftane sistemi ile her bir hanenin işleteceği arazi ve ödeyeceği vergiler tespit edilirdi. Çiftane birimi 3 unsurdan oluşurdu. Bunlar devletin işletme şartıyla verdiği arazi, bu araziyi işleten hane halkı ve arazinin işlenmesi için koşum gücü olan bir çift öküz, devlet çiftane sistemi ile toprağı sürekli işleterek boş arazileri değerlendirip tarımsal üretimi arttırdığı gibi düzenli bir vergi sistemi de oluşturuyordu. Bu sistemde topraklar devletin kontrolünde olduğundan büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasına da müsaade edilmiyordu. Evet gördüğünüz gibi çifthane sistemiyle hem verginin hem de toprağın değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ne döneme ait demiştik? Klasik çağdaki Osmanlı toplum düzenine ait bir konumuzdu. Şimdi bu paragrafa göre Osmanlı devletinin uyguladığı çifthane sistemi ile sayacağım gibi yargılardan hangilerini amaçladığı söylenebilir. Bakalım 1. Topraklar üzerinde feodal oluşumların ortaya çıkmasını engellemiştir. Toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmüştür. Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak istemiştir. Paragrafımıza baktığımızda çiftane sistemiyle beraber topraklar üzerinde feodal oluşumların ortaya çıkmasını engellemiştir diyebilir miyiz? Evet. Çünkü devlet e, vergi sistemiyle ve ödeyeceği arazinin e, yapısının belirlenmesi, vergisinin belirlenmesi boş bırakılmaması nedeniyle herhangi bir beyin çıkıp da o topraklara sahip olmasının önüne geçmiştir. Birinci öncülümüze ulaşabiliriz. Toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolü sürdürmüş müdür? Evet, boş bıraktığı zaman elinden alması, yıllık vergisini toplaması, arazinin e, ekimi, dikimi ve Diğer şartlarını kendisinin sağlaması aynı zamanda toprak ve raya üzerinde sıkı kontrolünde sürdürdüğünü gösterir arkadaşlar. O yüzden ikinci ölümcülümüzü de alabiliriz. Üçe baktığımızda tarımsal üretimin sürekliliği sağlanmak istenmiştir. Evet, çünkü hem tarımsal üretimi artırabilmek için hem de devamını sağlayabilmek için bir yıl bile boş bırakılsa o toprak o kişinin elinden alınmaktadır. Bu şekilde. Baktığımızda 1, 2 ve 3. öncüllerimizi cevap olarak sayabiliriz. O zaman doğru cevabımız E seçeneği. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak kabul edilen ve Osmanlı Devleti'nin örnek alıp uyguladığı vakıf sistemi sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta son derece etkili olmuştur. Vakfın temelini insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu gibi değerler oluşturmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti'ndeki vakıf sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet, klasik çağda Osmanlı toplum düzeniyle ilgili bir sorumuzu okumuş olduk. Vakıf sistemi biliyorsunuz Osmanlılardan önce de Türk İslam Devletleri'nde kullanılan bir sistem idi. Vakıf sistemiyle beraber... Neler sağlanmıştır? Seçeneklerimize baktığımızda ulaşılamayacak olan seçeneğimizi bulmaya çalışalım. Kurulmasında en etkin unsur inanç mıdır? Evet. İnanca bağlı olarak elinde bulunan mal varlıkların bir kısmını elinde olmayanlar için hayır olarak insanlar bu inançla yola çıkmıştır, bağışlamıştır. B'ye baktığımızda Osmanlı Devleti'nden önce de kullanılmıştır. Evet İslam tarih ve medeniyetinde diye başlıyor cümlemiz. Dikkat ederseniz. Osmanlının da örnek aldığı söyleniyor, kendisinden ol, önce olduğunu da kanıtlamış oluyor B seçeneği. Ulaşılamaz arıyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. Sosyoekonomik hayatın canlanmasını sağlamış mıdır? Evet. Çünkü e, devletin bir takım cami gibi, hastane gibi, medrese gibi toplum yararını olan kuruluşların e, ödeneklerini nereden karşılamıştır? Vakıf sistemi aracılığıyla karşılamıştır. Bu da sosyoekonomik hayatın canlanmasını sağlamış mıdır? Evet. D'ye bakalım. Sosyal barışın ve adaletin sağlanmasında etkili olmuştur. Yapılan hayırlarla beraber toplumdaki toplumsal anlamda işte cami, medrese, hastane gibi saydık. Bu gibi kurumların yapılması, işletilmesi, insanların ihtiyaçlarının giderilmesi aynı zamanda sosyal barışın ve adaletin sağlanmasında da etkili olmuş mudur? Evet. Peki E seçeneğine bakalım. Askeri amaçlar için de kullanılmıştır. Hem paragrafımızda hem de vakıf sistemini hatırladığımızda konu itibariyle herhangi bir askeri amaç taşımadığını biliyoruz. O yüzden ulaşılamaz aradığımızdan dolayı E seçeneği doğru cevabımız.